Kuduz bugüne kadar insanlık tarihinin en büyük korkulu rüyalarından biri olmuştur. Antik çağlara kadar uzanan bu hastalık sinir sistemini sarsarak beyin iltihabına neden olur. Ve bu hastalığa ilişkin tarihsel kayıtlara baktığımızda pek çok uygarlığa ait belgelere rastlamak mümkün. Hatta bu kayıtlar yazılı kaynaklara bakaraktan Sümerlere kadar uzanmaktadır. Nadir olarak da olsa başımıza gelebilecek bu duruma ilk kimin yakalandığını ve bu hastalığın yani kuduz hastalığının aşısını bulan kişinin kim olduğunu İsterseniz videonun devamında daha detaylı bir şekilde anlatalım. Milattan öncelere dayanan bu hastalık hayvanlara has bir hastalık olup, daha doğrusu bu virüse yakalanmış hayvanların insanları ısırması ya da tırmalaması sonucu bizlere de bulaşabilen son derece tehlikeli ve ölümcül bir hastalıktır. Bu hastalığı daha detaylı bir şekilde anlatmam gerekirse, bu hastalık yani kuduz hayvanların salyasında bulunur ve az önce de dediğim gibi genellikle ısırma yoluyla bulaşır. Bütün memelilerde eğer koruyucu tedbirler alınmazsa daima ölümcüldür. Hastalığın kuluçka süresi ise yani vücutta bulunma süresi ise 8 günden 2 yıla kadar değişkenlik gösterebilir. Ancak ortalama olarak 40 gündür. Bu süre içerisinde kuduz aşısı veya antiserumu yapılırsa hastalık daha belirti vermeden önlenebilir. Şimdi ise bu bahsettiğim aşıyı kimin bulduğunu ve bu aşının ilk kimde denendiğine geçelim isterseniz. Öncelikle bu hastalığın aşısını bulan kişinin yani Louis Pasteur'un hayatını kısaca özetlemem gerekirse 1822'de Fransa'da doğmuş olup 1847'de yani daha 25 yaşında fizik ve kimya dalında doktora derecesini almış olup kendisini 32 yaşında kimya profesörlüğüne yükseltmiştir. 49 yaşındaysa şarbon, tavuk kolerası ve şu an videomuzun konusu olan kuduz gibi hastalıklara aşı hazırlama teknikleri üzerinde çalıştı. Ve Louis özellikle kuduz köpekler üzerinde yaptığı çalışmaları daha güvenli hale getirmek için 1885 yılında eski bir imparatorluk şatosunu gereğine uygun olarak düzenleyerek kuduz aşısı adına yapılan ilk adımı atmıştır. Günümüze büyük ölçüde katkıda bulunmuş olan bu adam 1895 yılında doğduğu yerde yani Fransa'da hayatı son bulmuştur. Şimdi ilk kuduz vakasına bakacak olursak da Joseph Meister adındaki bir kişi 1885 yılında henüz daha 9 yaşındayken bir kuduz köpek tarafından vücudunda açılmış tam 14 yara vardı. Ailesi bunu yapan köpeğin kuduz olduğunu bilmesinden sonra hemen az önce hayatını anlattığımız Louis'e getirdiler. Louis daha önce insan üzerinde hiç denenmemiş olan kuduz aşısını çocuğa uygulamakta tereddüt etmiştir. Ancak sonrasında Louis'in yanına gelen iki doktorun çocuğun ne olursa olsun kuduz yüzünden öleceğini ve en azından başarılı olursa ilacın kuduza bir çare olabileceğini söylemesinden sonra denemeye karar vermiştir. Daha önce köpekler üzerinde bir tedavi denemişti. Bu çocuğun üzerinde denediği tedavi de başarılı oldu ve Joseph kuduz olmadı. İlk kuduz vakası ise bu şekildeydi. Videomuzun devamında bu hastalığın gelişimi hakkında bilgi vermek istiyorum. Hastalığın vücuda girişindeki ilk olay canlı virüsün deri veya mukozalardan vücuda girmesidir. Bir virüs vücuda girdikten sonra çizgili kas hücrelerinde çoğalır. Bunun ardından sinir yolunu takip ederek merkezi sinir sistemimize ulaşır. Beyinde de çoğalan bu virüs yeniden otonom sinirlerimiz yoluyla vücudumuzdaki diğer organlara ulaşır. Videonun başlarında bahsettiğim kuluçka süresinin o kadar farklı olmasının sebebi vücuda giren virüs sayısına, girdiği yerin merkezi sinir sistemine uzaklığına, tutulan doku miktarına ve kişinin savunma mekanizmasına dayalıdır. Hastalığın merkezi sinir sistemimize yerleşmesiyle birlikte buradaki kanlanma artar. Sinir hücre çekirdeklerimiz zedelenmeye başlar ve bu kusurlu olan sinir hücreleri vücudumuzdaki savunma hücreleri tarafından ortadan kaldırılır. Bu olaydan sonra iltihaplı hücrelerin artışıyla birlikte bir beyin iltihabı meydana gelir. Yani olayı özetlemem gerekirse hastalıklı hayvan tarafından ısırıldıktan sonra kas dokusuna giren bu virüs önce kas dokusunun içinde çoğalır. Daha sonra ise periferik sinirler aracılığıyla merkezi sinir sistemine ve oradan da hızla beyine ulaşır. Beyne yerleştikten sonra ise otonom sinir sistemimizle birlikte vücudumuzdaki organlara yayılır. Burada önemli olan nokta bu olay esnasında virüsün adeta kendisini iyi bir şekilde saklamasıdır. Özellikle çocuklarda baş, yüz gibi beyne yakın olan bölgelerin ısırıldığı durumlarda, mukozanın yalandığı durumlarda da kuluçka süresinin çok kısaldığı görülmüştür. Kuduz virüsünün bir insandaki ilk belirtileri sanılanın aksine genellikle kuduzu düşündürmeyen yani basit bir üst solunum yolu enfeksiyonu şeklinde görülür. Hastalık tamamen oluşmadan 1-2 gün önce ise iyileşmesine rağmen ısırık yerinde kaşıntı, iğne batma hissi gibi bir ağrı belirtileri oluşur.
Ayrıca bunların yanında kişilik değişiklikleri görülür. Yani normal zamanlarda gösterdiği davranışları göstermez. Kısaca kendi benliğinden çıkmış da diyebiliriz. Hatta bu durum delirme haline kadar gitmektedir. Kuduz hastalığı eğer önlenmezse ve bu hastalık vücuda yayılırsa ölüm kaçınılmazdır. Yani önemli olan daha hastalık oluşmadan vücutta koruyucu antikor düzeni oluşturmaktır. Her sene dünyada milyonlarca insan hayvanların şüpheli saldırılarına maruz kaldığı için bütün bu kişilerin tedavi altına alınması yerine tedavi için bazı şartların varlığı aranır. Çünkü aşı ve antiserum tedavilerinin riskleri vardır. Hayvanlar için kuduzu belirlemede en güvenilir metot floresan antikor tekniğidir. Eğer bu teknikle kuduz virüsü tespit edilemezse hayvanın sağlığında kuduz virüsü olmadığı kabul edilir ve saldırıya maruz kalan kişinin tedavisi gerekmez. Hatta yakın zamanlarda ülkemizde yaşanmış olan kuduza yakalanmış Mustafa adlı kişiyi anlatmam gerekirse 2022 Eylül ayının ortasında bir sokak köpeği tarafından ısırılan ve videonun içerisinde bahsettiğim belirtiyle yani kolundaki kaşıntıyla birlikte annesi tarafından hastaneye götürüldü. Ancak ne yazık ki kuduz virüsünün beyne ve omuriliğe ulaştığı öğrenilen Mustafa maalesef ki kuduz hastalığıyla mücadele etmek zorunda kalmıştı. Bu bahsettiğim mücadele ise bilinç değişikliği, su korkusu, mantıksız konuşma, aşırı korku ve endişeli görünüm tespit edilmesi sonucu olmuştur. Bu süreçte 19 gün yoğun bakımda kalan Mustafa maalesef ki kuduz virüsüne yenik düşmüş ve hayatını kaybetmiştir. Bu üzücü durumun yanı sıra Mustafa ile aynı bölgede yaşayan kişilere de tarama yapılmıştı. İnceleme sonucunda tam tamına 36 kişinin köpek tarafından ısırılmasına rağmen hiçbir sağlık kuruluşuna başvurulmadığı ortaya çıktı. Bu yaşanan olaylardan sonra çıkarmamız gereken ders ise herhangi bir ısırılma ya da şüpheli bir durumda hastaneye gidip tedavi olmanızda fayda vardır. Öncesinde kuduz aşınız olsa bile yine de tedbir amaçlı hastaneye gitmenizde fayda vardır. Videomuzun sonuna gelmeden önce ise eğer videolarımız hoşunuza gidiyorsa beğenerek ve abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Bir başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.